mükemmelliği yaşamak temalı 23. Calder'in kalite kongresine hoş geldiniz. Ve özellikle de bu paralel oturumlar içerisinde bizleri tercih ettiğiniz, zaman ayırdığınız için katılımcılar ve değerli konuklarım adına teşekkür ediyorum. Bugün bir özürle başlayacağım aslında. Katılımcılarımızdan Sıtkı Bey mazeretlerini bizlerle paylaştı. Ben de size aktarıyorum. Bugün aramızda olamayacak. Diğer iki konuğumla, diğer iki değerli konuğumla stratejik planlama sürecinin Balanced Scorecard metodolojisiyle ele alınması konusunda çeşitli uygulama örneklerini paylaşacağız ve bu seans süresince, bu oturum süresince kurumsal karne diye Türkçe'de kullandığımız Balanced Scorecard uygulamasının stratejik planlama sürecinde nasıl faydalar yarattığı, özellikle stratejinin tanımlanmasından yaygınlaşmasına kadar geçen sürede nasıl bizlere kolaylıklar sağladığını sorularımızla, konuşmacılarımızdan değerli bilgilerini alıyoruz. Ben müsaadenizle çok kısaca diğer konuşmacılarımızın da kendi yaptığı özetlerle tanıtmak istiyorum. Konuşmacılarımızdan değerli Mustafa Alaca, Otoliv'in şu anda genel müdürü ve murahhas azası olarak görev yapıyor. Ve kurumsal yolculuğuna baktığımız zaman 1991'de bilişim sektöründe NCR'da satış kanadında görev yapmaya başlamış. Daha sonra otomotiv sektörüne geçerek özellikle Otoliv'in Cancor döneminde Otoliv uluslararası organizasyonuyla ortaklığı konusundaki yönetim sürecinde ciddi katkılar sağlamış ve genel müdürlüğünü üstlenerek çok kısa bir Fiat Morelli grubuyla yaptığı bir ara profesyonel geçişten sonra tekrar 2013 yılında Otoliv'e dönerek hali hazırda murahhas aza ve genel müdürlük görevini sürdürüyor. Burada özellikle Calder katılımcılarımıza şunu belirtmemiz lazım. Otoliv 2006 yılında IFQM Avrupa ödül sürecinde Mustafa Bey'in liderliğinde finalist oldu. Ve gerçekten de çok ciddi kendi alanında, sektöründe katılımlarını ödül sürecinde çalışanlarına, ekibine bir lider yönetici olarak yaşattı. Bugün itibariyle baktığımızda herhalde çok kısa bir süre önce, geçtiğimiz hafta hoş bir haberle de yeni bir görev üstlenmiş durumda. Otoliv'in 18 ülkedeki tekstil ürün grubu başkan yardımcılığına da atanmış durumda. Biz de bu ülkeler arası koşturmacalı yaşamında kendisine tekrar başarılarını, devamını dileyelim. İkinci konuğumuz Tero Aspinen, 2008 yılından bu yana Finlandiyalı QPR firmasında genç lider bir yönetici olarak 50 ülkede 68 iş ortağıyla ilişkili satış direktörü şeklinde görevini sürdürüyor. Tero'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi uluslararası organizasyonlarda bugüne kadar 100'den fazla Güney Amerika'dan, Güneydoğu Asya'dan tutun İskandinav ülkeleri ve Orta Avrupa, Güney Afrika ülkelerinde, Güneydoğu Asya'da ve Körfez ülkelerinde, Suudi Arabistan'da, Katar'da ve diğer Körfez ülkelerinde 100'den fazla Balanced Scorecard ve süreç mükemmelliği ve risk yönetimi konularındaki projelerde görev alması ve gerçekten de genç bir lider yönetici olarak bu konuda projelerde satış görevinin yanı sıra da desteğini sürdürmeye devam ediyor. Ümit ediyorum o da uluslararası arenadaki farklı dikeylerdeki görüşleriyle oturumumuza renk katacak. Şimdi dilerseniz sorularımıza geçelim. Konuklarımızdan bu konuda Balanced Scorecard
kurumsal karne uygulamasının bir kurumda stratejinin yönetilmesine yönelik uygulamalı örneklerinde nelerle karşılaştılar? Biraz onu dinleyelim. Müsaadenizle ilk sözü ben Mustafa Bey'e vereceğim. Ve şunu soracağız Mustafa Bey'e. Mustafa Beyciğim, kurumsal karneyi yönetim sistemleriniz içerisinde nasıl konumlandırıyorsunuz? Otoliv grubu olarak, Otoliv Türkiye olarak nasıl gruplandırıyorsunuz? Buradan neler alıyorsunuz? Her şeyden önce güzel tanıtımınız için teşekkür ediyorum. Buradaki katılımcılara da katılımları için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kurumsal karne biz genelde toplum olarak hep karneye ilkokul yaşlarından itibaren alışık olduğumuz için bundan farklı kılmaya çalışıyoruz. Çünkü karnede hep geçer not alma, geçme konseptiyle çalıştığımız için kurumsal karne sürecinde de biz hep bunun zorluğunu yaşadık bir şekilde. İlk başta biraz süreçten bahsetmek istiyorum şu an nasıl kullandığımızdan çok. İlk başta biz fonksiyonlarla başladık. Hatta kişilerle başladık. Kişilerle başladığımız zaman bir baktık bu demin belirttiğim gibi okul yıllarına dönüyor. Herkesin amacı yeşile dönmek, sarıdan ve kırmızıdan bir an önce uzaklaşmak. Ve burada da her zaman şirketin lehine hareket edilmediğini de gördük. Çünkü kişisellik başlıyor. Bireysellik başlıyor, takımdaşlık tamamen bu işten kopuyor ve süreçlerden çok ve uzun soluklu hareketlerden çok tamamen o dönem yaptın yapmadığına geliyor. Bu süreci biz 1997'ye kadar geriye giderek ele aldık. Çünkü orada misyon ve vizyon çalışmalarımızla başladıydı bu süreç. Ardından bu misyon ve vizyona ilk başta belirttiğim gibi kişilerin katılımlarını nasıl sağlarız dedik ve karneye geldik. Karne bu noktada ilk başta belirli hareketler sağladı ama sonradan karne baş ağrısı olmaya başladı. Dediğim gibi bireyler ön plana çıkmaya başladı. Bireysellik arttı ve biz toplu olarak problemlerimizi çözüp bir sonraki yılı ve bir sonraki yılları planlayamaz olduk. Bu noktada farklı bir yaklaşıma girdik. Bu grubumuz içinde de yoktu. Yani biz bu süreci Türkiye'den başlattık. Onun için de gurur duyduğumuz bir süreç oldu. Dedik ki süreç yönetmeliyiz biz. Bu dönemde biraz daha tabii FQM konusuna da dönüp bakıyorduk. Ve biz 2002 yılında süreçleri ele aldık. Bununla ilgili benchmarklar yaptık. ÖFQM sürecine ülkemizden katılan şirketlerin başvurularını inceledik. Onlarla gidip tanıştık, konuştuk. Yöneticilerimiz onlarla yakın ilişkilere geçti. Ve biz kendi süreçlerimizi oluşturmaya başladık. Süreçleri oluşturdukça biz karneyi takımlardan çok süreçler için açmaya başladık. Süreçler için açmaya başlayınca bu sefer bireyler ortadan kalktı. Bunun yerine süreçlerden sorumlu olan takımlar karnelerden sorumlu olmaya başladı. Böylece de gördük ki bireysellik gitmeye başladı. Eskiden bir hat durduğu zaman kimin için, kimin yüzünden durduğunu sorgulayan veya suçlayan gruplardan hattı çalıştıran, hattın çalışmasından tekrar sorumlu olan grupları kazanmaya başladık. Bu bizim tabii en önemli kazanç sürecimiz oldu. Grup biraz günümüze dönüp tekrar geçmişe dönmek istiyorum. Grubumuz şu an tamamen balon skorkartla yönetiliyor. Grup bu süreç içinde tabii önemli bir şey de var. Politika yayılımı. Politika yayılımından ne algılıyoruz? Politika yayılımından ise biz stratejik süreci algılıyoruz. Yani biz bugünü değil önümüzdeki 5 yılı önümüzdeki 10 yılı nasıl yöneteceğiz veya ne noktada olmak durumundayız? Bunu algılıyoruz. Örneğin bizim sürücü grubumuzun ortaya koyduğu 4 tane vizyoner yapıda stratejisi var. Bir tanesi biz biraz da Kaplan'ın metodolojisini uyguladığımız için
en başta finansal süreci koyuyoruz. Biz borsaya açık bir şirketiz. Bunun için ilk stratejimiz 10-10-10 diyoruz. 10-10-10. %10 büyümek, %10 yatırımcılarımıza minimum kazanç sağlamak, %10 da kar edebilecek bir duruma gelmek. İkinci sürece müşterileri koyuyoruz. Tabii ki en önemli şey. Demin belki videodan da izlediniz. Biz emniyet için, güvenlik için çalışıyoruz. Yaşam kurtarmak için çalışıyoruz. Tutkumuz bu. Yaşam kurtarmak için de yüksek teknolojiler kullanıyoruz. Bunlar emniyet kemeri ve hava yastığındaki yüksek teknolojiler. Ve biz burada diyoruz ki inovasyon. Müşteri için bizim buradaki en önemli değer yargımız, müşteriye en büyük katkımızı biz inovatif olmakla, yaratıcı olmakla görüyoruz. Üçüncü sürecimiz yine çok zor. Düşünebiliyor musunuz? Otomotivdeki herkesle çalışıyorsunuz. Japonundan Avrupalısına, Amerikalısına. Hepsinin kendi standardı var. Ve yeni getirdiğimiz bir süreç bu. Benim de örneğin taze 3 günlük sorumlusu olduğum tekstil grubunda da aynı şey. 1P, 1P diyoruz. Bir ürün, bir proses. Bütün dünyada ana şeyi yapısında, tabii ki bunun bazı özellikleri olan ama ana yapısında, ana gövdesinde tek ürün ve tek proses anlayışıyla bunu üreteceğiz diyoruz. Ve dördüncüye de biz çalışanlarımızı koyuyoruz. Diyoruz ki zero defect, sıfır hata kültürü. Burada da sıfır hatadan biz yalnızca hatlardaki PPM'i algılamıyoruz. Çalışanlarımızın katılımından, çalışanlarımızın katkısından hatlardaki ve müşteriye giden ürüne kadar ki tüm süreçleri biz diyoruz ki sıfır hata kültürü altında yöneteceğiz. Şimdi bu dördünü koyduğunuz zaman buradan anlıyorsunuz ki bunların karşısında konulan ölçülebilir hedefler oldukça zor hedefler. Günlük aksiyonlar veya günlük temel yapılarla bunları elde etmek, sağlamak mümkün değil. O zaman demin 2002'deki başladığımız yolculuğa dönmemiz gerekiyor, süreçlere. Grup da şu an süreçlerle yönetiliyor. Fonksiyonlarla değil. Tabii süreçlerin yönetimi zorlukları da getiriyor. Çok fazla oranda cross-functional dediğimiz birbirine giren ekiplerden oluşuyorsunuz. Hiçbirimizin tek yöneticisi yok. Hiçbirimizin tek ekibi yok, sorumlu oldu. Evet, bunlar çok kompleks yapıları getiriyor ama sonucu da başarıyı da beraberinde getiriyor. Biz bu süreçle 2006'da aşağı yukarı 8 aylık bir hazırlanmayla ÖFGM'e soyunduk. Burada da gurur duyarak ekibimden bahsetmek istiyorum. Çünkü ekip o dönem Avrupa ve dünya üzerinde bazı konularda benchmarktı. Diyorlardı ki biz bir şey kesmiyor. Yani biz benchmarkız, her yere gidip şov yapıyoruz. Yeni bir şey bulalım kendimize. Çizgi bulalım ki bunun için uğraşalım. Grup içinde çizgi yükseltmemiz lazım. Biz FGM öyle hazırlandık. Dedik ki bir gidelim bakalım. Yani ödül için hazırlanmadık. Bir süreci öğrenelim. Ondan sonra da heyecanlanırsak katılırız dedik. Ve 2006'da biz Budapeşte'ye bu yolla gittik. Yani kitapçığımızı hazırladık. Tabii gerekli olan altyapıyı ve donanımı hazırladık. Ve biraz da gidip öğrenmek için şey yaptık ama 2006'da sahnede finalistler arasında yer almak bizim de bir şekilde elde ettiğimiz başarı oldu. Ardından bu süreçte gruba döndüğümüz zaman grup özellikle büyüme, globalleşme ve müşterilerin de globalde tek ses olma arzularından dolayı 2009'da hızlı bir şekilde prosese döndü. Ve şunu söyleyeyim, Eylül ayında biz bölgeleri bile kaldırdık. Yani regional yapıdan kırılımlara dönüştük. Bazı yerlerde de kimi zaman küçülüyoruz. Çünkü prosesleri büyük bölgelerde yönetmenin bazen zor olduğunu gördük. İzlemek açısından kırılımlara döndük. Örneğin neydi bunlar? Amerika güney ile kuzey ile bir bölgeydi, ikiye böldük. Asya'yı böldük. Çin, Hindistan, Japonya ve diğer Asya diye böldük.
Şu an Avrupa'yı bir tek bölge olarak tutuyoruz. Onun da Avrupa'nın krizli olmasından dolayı, yani kriz döneminde bir bölgeyi bölmek istemediğimizden dolayı halen Avrupa'daki bu ekonomik krizin devam ettiğine ve ne noktaya gideceğini çok kestiremediğimizden dolayı, şu an Orta Doğu'da olsun, Ukrayna'da olsun yaşadıklarımızdan dolayı Avrupa'ya dokunmadık. Ama diğer bütün bölgelerimizi de bir şekilde iş bölümlerine böldük. Bu noktada sözü toplarsam diğer konuşmacıya da zaman vermek açısından, biz karneleri tamamen günlük yaşantımıza indirdik. Bu demin söylediğim 4 hedef bugün bizim her fabrikamıza, her fabrikamız dediğim zaman 80 fabrikadan bahsediyorum dünya üzerinde, 80 fabrika üzerindeki her operasyona geliyor. Her operasyondan bu demin belirttiğim 4 grup hedef o fabrikadaki proseslere bölünüyor. Yani takımlara bölünüyor. Ve bu takımlar bizim oluşturduğumuz politika yaygınlaştırma hareketiyle tüm çalışanlara bunu yansıtmaktan sorumlular. Ve buradan aldığımız başarıları tekrar karnelerimize yansıtıyoruz. Ve bu karnelerden biz grubun nereye gittiğini görüyoruz. Dediğim gibi biz artık kişilerle hareket etmiyoruz. Yaygınlaştırmayı ne kadar derin yaptığımızı söylemek açısından biz yılda 2,5 saat üretimimizi durduruyoruz. Yalnızca bir amaçla. Her var diyeyim. Sabancı Üniversitesi'nde büyük konferans salonunu tutuyoruz. Ve burada tüm mavi yakamız dahil olmak üzere herkesi topluyoruz. Buraya grup başkanları geliyor, ürün başkanları geliyor. Ve bir yıl öncenin sonuçlarını, finansal sonuçlar da dahil olmak üzere, bu demin belirttiğim 4 ana yapıdan başlamak üzere tüm çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Ve bir yıl sonra için neler bekleniyor tekrar paylaşıyoruz. Burada tabii bu kadar kalabalık bir katılımın olduğu toplantıda bir yıl önce başarıya katkısı bulunan gruplarımızı da burada takdir ediyoruz. Onları alkışlıyoruz. Buradaki başarılarımızı paylaşıyoruz. Buradan aldığımız Listen Learn dediğimiz derslerimizi paylaşıyoruz. Ve 2015'i, örneğin biz bunu Ocak ayında yapacağız. 2015'i nasıl yöneteceğimizi, nasıl açacağımızı konuşuyoruz. Gördüğünüz gibi çok dinamik bir süreç. Yani bir karne sürecinden çok her an elimizde, cebimizde taşıdığımız, kalbimizde taşıdığımız, yaşadığımız bir süreç. Scorecard'ın sloganlarından, erken dönem sloganlarından bir tanesi, işte stratejiyi günlük işimizin parçası haline getiriyoruz'un aslına bakarsanız ayağı yere basan bir örneğinden söz ediyorsunuz. Belki takımlar günlük olarak stratejide neredeyiz diye bakmıyorlar ama anladığımız kadarıyla sonuçlarını ve gelişimini belirli periyotlarla izlemekle ilgili bir ortam yaratmışsınız. Dediğiniz tamamen doğru. Çalışan nasıl hissediyor? Çalışan iş güvencesiyle hissediyor bunu. İşin büyümesiyle hissediyor. Türkiye'ye daha çok iş geliyor mu, gidiyor mu? Çalışan fabrikaya gelen müşterilerden bunu hissediyor. Müşterilerin size verdiği ödüllerden veya yeni verdiği siparişlerden bunu hissediyor. Çünkü bütün bunlar oluyorsa bir şeyler iyi gidiyordur. Bunlar olmuyorsa demek ki ters giden bir şeyler var organizasyonda. Peki, teşekkürler Mustafa Bey, evet, ilk bölüm için. Şimdi dilerseniz Tero'ya uluslararası birden fazla projede farklı ölçeklerde ve farklı dikeylerde ki proje deneyimlerini dikkate alarak Balance Scorecard implementasyonunda, uygulamasında ne tür bir yol haritası uygulanıyor? Gördüğü örneklerle bu işi nasıl ifade edebilir? Yeah. Okay. Thank you, Mary, first of all, for the great introduction, and thank you for this opportunity to participate as a speaker into this great panel and to this great audience. And as Mary mentioned, I will answer to these questions based on the experience that I have gained
over 100 balanced scorecard implementations in different markets. So I've seen a balanced scorecard and process management implementations in Nordic countries, in Central Europe, Southeast Asia, South America, and also in Middle East. And what is common to all this market is that balanced scorecard is seen as a very important methodology for strategy execution. And I will soon show you a kind of very good best practice for the roadmap for the balanced scorecard implementations. But before that, I will just very briefly comment that how the companies that we have been working with position the balanced scorecard methodology to other management frameworks. So first thing here to notice is that balanced scorecard is very, very highly valued by the management of the companies. So this is because this is a very strategic level approach. So this is really on the agenda of the management. And why I want to emphasize this is that this is necessarily not the case with all the management frameworks, such as Lean Six Sigma and let's say BPM. They are not necessarily so much on the management agenda as the balanced scorecard. So this is one thing to emphasize. Then other positioning is that balanced scorecard is really a comprehensive methodology for the whole strategy execution process. I will show it to you in just a minute. And also third thing is that balanced scorecard is kind of it takes pretty long-term approach. It's a long-term approach compared to some other management frameworks, because we're talking about strategy execution, which quite often spreads over several years. Examples that I will tell today spread over 5 years. So this is what I want to say about the positioning of balanced scorecard to other management frameworks. And then what is the typical purpose of balanced scorecard in these customer implementations all over the world? And the most common use case is that companies want to execute their strategy using this methodology. Another quite common use case is kind of a high-level strategic performance management, which is not focusing so strongly on the strategy execution, but on high-level monitoring. So this is another important area. And so it's a little bit more strategic approach rather than operational, but still the best result will often come when you then still extend the solution also to the operational level. And when I show the roadmap, before that I want to just mention briefly that I will also reflect in this presentation about one particular customer implementation that I'm very happy to talk with you, because one of our customers in Mexico just very recently, during this year's October, received a very prestigious balanced scorecard reward given by Mr. Kaplan and Norton. Every year they will give this Hall of Fame award, and this customer of ours received this. It's the biggest energy company in Mexico, and they received this award just recently. So when I talk about the roadmap, I will tell you a little bit about that solution as well, because I just met the head of the strategy management office of this company in Mexico City a couple of weeks ago, and I specifically asked from him if I can talk about this solution in this venue, and he said that he would be happy for me to share some experiences. So. Would you like to elaborate on the roadmap? Or? Yeah, sure, okay. Yes. Just a slide. Yes, this looks familiar. Just a step. Okay. Okay, so this slide demonstrates the comprehensive strategy execution framework that Kaplan and Norton share, and this is the approach that they recommend to companies. So this is the way how they approach balanced scorecard strategy execution. And I've actually seen this presentation in this year in Dubai when Dr. Kaplan did his masterclass lecture, and he was going through this approach. And why I want to show this to you. Sorry, I've said to have quite loud voice, but this will help still a little bit. Okay, so many of our customer implementations done globally, they follow this pattern when we talk about strategy execution. So I will just now briefly walk you through about the main phases of this approach.
So the strategy execution will start from the phase number one, which is the development of the strategy. And what this phase means in practice is that there we talk about defining the mission, values, and vision for the company. These are pretty profound topics, so this is not such a huge exercise at this point yet, but where it comes, where we need to work harder is the strategy formulation. And what this means based on this methodology, that first of all, we need to define the direction where the company wants to go during the upcoming, let's say, 5 years. So this is the vision. And according to the methodology, this should be a measurable target that we can, after 5 years, we can then say that whether or not we were able to reach this vision. So vision is the first one. Then we need to think about what kind of advantage our company needs to have to actually achieve this vision. So this is the second part of the strategy formulation. And the third one is that we need to define the scope, meaning the area, geographical area, and also the business area of our organization that we need to have to execute the strategy. But this is the definition, the strategic statement. This is, Dr. Kaplan says that this should not be more than 50 words. So this is very high level. So if you want to start executing strategy based on this kind of statement, it's very vague still. So we need to work a lot before we have the strategy definition in a format that we can actually execute it, the business based on it. So the next phase in the framework is called translate the strategy. And what we talk about here is that we do this first of all on a corporate level. We define the strategy map for the organization. What this means is that we define the strategic objectives for the organization for the four different perspectives of balanced scorecard. So finance, customer, internal processes, and personnel. So the objectives, then the KPIs that will measure whether or not we have achieved those objectives. So that is the second part. And third, which is very important, is that we define the strategic initiatives that organization need to execute to actually change the business in the format that we will implement the new strategy. So this is the second part and very, very important one. And then the third one comes in the area where, so now here we are at the corporate level. The third phase is where we align the balanced scorecard and strategy execution to the rest of the organization. So we go from the corporate level to the business unit level, to the department level, and even all the way to the individual level, as you can see in here. It can be cascaded down all the way to the individual level. And here kind of the best practice is that you should think about doing this in phases. So you start with the corporate level, cascade it down to the business unit and department level, and once you have great success in this initiative, then cascade it down all the way to the personal level. And the idea of this phase is that the highest level corporate objectives are aligned with all the way until the individual targets, so that we have a kind of aligned approach throughout the whole organization. So this is very important phase. Then the fourth one, I would say that this is even more important. So this is where you actually then plan the operations of the company so that you will actually execute the new strategy. And this is something that where often companies have challenges. Because if you go from here to the straight to the execution, you don't properly plan how you will change your business, it is not very likely that you will achieve the best possible success. So what we talk about here is to, first of all, understand the effect of the strategy to your business processes. But the strategy has also effect on the organization of the company and even all the way to the IT systems. So this is about this part, to understand what is the effect of the strategic objectives to your operations and plan to be state of your business. So now we have planned a new business, then we need to start executing. And here we have two phases. For, of course, we need to keep the current business running, even we have the new strategy. We need to sell and deliver our products so that the company keeps on existing. So this is the processes part, but then we also need to execute the strategic initiatives based on which we will receive or achieve the new strategy. And then the fifth area is monitoring. So now when we start executing the new initiatives and current business, then we need to monitor so that we see that whether or not we are reaching the targets. And here the award-winning Laguna Verde implementation in Mexico, they particularly emphasize this phase, that how they do it is, this is still the phase number five, it's done
on a monthly or quarterly basis, and where the Laguna Verde focused on, that they monitor the progress of the strategic initiatives and also the KPIs that will then measure the strategic objectives. So this is the scope of this monitoring phase. And then the sixth phase is focused, this is done approximately once in a year, so more seldom than the fifth one. And the point here is to look at that, is our strategy, I mean, is it right for the situation? Has there been some significant changes in the world that would need us to reconsider the strategy, so that we need to redefine our strategic objectives and define new initiatives to execute the new strategy? But this is the total framework. And now if I briefly may comment, this is a comprehensive framework, but if you think about that you execute strategy, these are very necessary steps to do this. It's just the way we see it, it's that whether or not you use methodology for it or not. And that this addresses many different organizational functions within the organization who is executing the strategy. So if you take a look at the first two steps here, typically, I mean, large organizations in, let's say, Middle East, Southeast Asia, and South America, they have organizational function called Strategy Management Office, the role of which is to facilitate. They see strategy execution so important, they have established this organization to facilitate this process. And for, as I mentioned, the contact for our company in the award-winning organization was the head of this organization. So that Strategy Management Office guides through the whole process, but in the first two phases, the main organizational function participating, it is the executive management team. So this is the top management of organization, because we're talking about the corporate level strategy and corporate level strategy map. Then when we go to the phase number three, here the stakeholders within functions in the company, they are business unit heads, department heads. When we cascade the corporate strategy to business unit and department level. And then HR has a significant role when the cascading is done to the personal level. And of course then the managers of the individuals have a big role in there. And then in the number four, and I think thinking about this particular event, this is very important, because we have a lot of people working in operational excellence units, quality management units, also BPM, business process management units. So this is where we plan now the processes and organizations and IT systems to match the new strategy. So here the role of operational excellence units and quality management units and BPM units is absolutely vital. And then when we go into the execution, this is of course the business as usual is executed as it has been before. So with the business units, they will keep on working. But then the strategic initiatives, their program management office has a critical role in there of the corporation. So to position the strategic initiatives to the other projects that are going on within the company or public sector organization. And of course, then initiatives will have their own project organization, then who is responsible for governing through the process. And still this fifth step, the monitoring phase, this is absolutely vital also, because it's not enough that we just define the strategy, the direction we want to go and the targets, but we need to monitor and constantly and also take action if we are not achieving, and think about the why is the reason if we are not succeeding in achieving those targets. And here we have top management monitoring the corporate level strategy maps, and then business units and department heads for the lower level strategy maps. And this finally, the adaptation testing of the strategy is done by the highest management of the companies. Okay, thank you, Ted. Good, thank so you. So far. Evet, şimdi dilerseniz bu çerçevede geliştirilmiş olan uygulamalarda uygulamacı şirketlerimiz ne tür sıkıntılarla karşılaşıyorlar ve bu aştıkları engellerden sonra kurumlarına böyle bir sistemle ne tür bir fayda sağlamışlar? Mustafa Bey'den başlayarak bunu dinleyelim efendim. Ne tür getiriler sağladınız ve böyle bir sistemi uygulamaya alırken ne tür zorluklarla karşılaştınız? Biraz önce belirttiğim gibi ilk başlangıçta bireyi pasifize etmekte biraz zorlandık. Örneğin biz
ilk başlangıçta platformlar yarattık. Bütün bu cross-functional ekipleri bir masanın etrafında oturttuk. Bu çok zor oldu ilk başta. Yani bir üretim modülünden bahsedeyim. Biz bunlara özerk otonomus üretim modülleri diyoruz. AMC diyoruz bunlara, üretim merkezleri. Bir masanın etrafına genelde yöneticisiyle oturan kaliteci, bakımcı, lojistikçi, bütün bu mühendis, kimi zaman orta kademe yöneticileri, dedik ki masanızdan kalkacaksınız, platformda oturacaksınız. Bu söyleyeyim, ilk başta bir devrim gibiydi. İşte, telefonumu rahat yapamıyorumdan başladı, mailimi konsantre olamıyorum'a kadar uzadı. Reaksiyonlar ve tepkiler uzun sürdü. Yani bir yılımız belki bunun bozulması ve bozulmaması üzerine gitti. Ve sonunda bir baktık, alışkanlık oldu. Diyeceksiniz, bu rahatı niye bozdunuz? Çünkü bu rahatı bozarken dediğim gibi bu takımdaşlığı yaratmak gerekiyordu. Yani bir yerde bir problem varsa buna taraf olan herkes bu problemi duymalı ve bilmeli. Bunu da en iyi sağlamanın yanı ekipleri bir arada tutabilmek. Ayrı ofislerde, başka yerlerde, telefonla değil, tam aksine bir platformda oturmak. Bir kere en büyük zorluk böyle bir fiziksel değişimden başladı. Tabi bu fiziksel değişimin paralelinde eylemsel değişim de sağlanmış oldu. Yani bireyler, örneğin bir bakımcı artık ben hurdayla veya kalitedeki PPM ile ilgilenmiyorum diyemedir. Çünkü baktı ki o PPM onun da artık karnesinde var. Niye? Çünkü artık onun bir karnesi yok. Onun sahip olduğu bir süreç var. O hurda veya o PPM o sürecin içinde o takıma daha aktif katılmak zorunda olduğunu hissetti. Bu dediğim gibi mavi yakaya kadar, tüm operasyona kadar indi. Neler kazandık? Birkaç böyle demin teori dinlerken not almaya çalıştım. Neler kazandık? İlk önce çalışanlardan başlamak lazım. Biz Jidokomid diye, yani bu işin kahramanıyım ben dediğimiz bir Japon kültüründen gelen bir sorumluluk alanını açtık. Yani bizde en yetkin olan kişi hatlarda çalışan kişidir. Ve bunlara el kaldırma hakkı verdik. Yani çalıştıkları hattı durduruyorlar. Belki bunu her zaman kalitede konuşuyoruz, işte hattı durdur, ama burada gerçekten yetkililer. Durduruyorlar ve diyorlar ki bende bir problem var. Bu problem çözülene kadar da çalışmayacağım. Bu yetkiyi verdik çalışana. Hatta bu imalatçıdan geldiği zaman, bunu geçtiğimiz 3 ay önce başlattık. Jidoka Safari diyoruz. Yani problem çözüldükten sonra problemi bulan operatörümüzü imalatçıya götürüyoruz ve imalatçıya operatörümüzü anlattırıyoruz problemi nasıl çözdüğünü. Bu derece etkilendik. Yani onu fabrikadan çıkartıp Bursa'ya götürüyoruz, İzmit'e götürüyoruz. Bulduğu problemi buldu, imalatçıya götürüyoruz. Diyoruz ki imalatçıya, mühendisimize anlattın ama operatörümüze de anlatman lazım. Onu da ikna etmelisin. Bir daha elini kaldırmasın. 40 ama bu dolu yani, oradan o masa kalksın buraya diye, ama 40 öneri kişi başına ulaştık. Ve bunda biz grup içinde benchmark olduk. Burada çalışanlarımızı görüyoruz. Çalışanlarımız için otolide çalışmanın önemli olduğunu vurguladıklarını gördük. Bir şey de söyleyeyim, bundan ayrıldığımız zaman da bunların gittiğini de gördük. Yani bunu yaşadık da. Bir iki yıl önce bu kadar bunları yakından takip etmeyelim, biraz daha result oriented olalım dedik. Yani kısa dönem yaşayalım dedik. Özellikle bu kriz döneminde, ekonomik krizin arttığı dönemde bir baktık, bütün bunlar gidiyor. Yani stratejik planlamadan ve politika yaygınlaşmasından uzaklaştığımız zaman biz para kazanacağımızı zannettik. Evet, kısa dönemde kazandığımız paralar oldu. Bunlar çok daha fazla döndü. İnsan kaynaklarımızı kaybettik. Yurt dışına atlarımızı kaybettik çünkü kalite problemleri yaratmaya başladık. Yani burada açık yürekle söylüyorum. Tersini de denedik. Bu kadar komplike olmayalım, bu kadar bunları yakından takip etmeyelim dediğimiz anda da işlerin tersine gittiğini bir iki yıllık deneyimle de yaşadık. Operasyona döndüğümüz zaman 50 ppm'lerde çalışıyorduk. Şu an biz 2 ppm'le çalışıyoruz.
Finansallara dönersek, bu işe başladığımız zaman 2000'lerde biz birkaç milyon euroluk bir şirkettik. Şu an 260 milyon euronun üzerinde bir Türkiye satışımız var Türkiye'de. 200 kişilik bir operasyonduk. 2500 kişiye yaklaşan bir operasyonuz. Yani bütün bunları tabii getirirken grupta, biz bir grubun parçasıyız. Ancak başarılı oldu, para kazandığı yere. Kimi zaman taşeronluk da yapıyoruz gruba. Oraya geliyorlar. Baktığınız zaman demin söylediğim gibi bizim sektörümüzde otomotivde özellikle otomotiv tedarik zincirinde müşterinin takdiri çok önemli. Birçok kez Renault'dan, Toyota'dan, Fiat'tan, Ford'dan sahneye çıkıp alkışlandık. Onlar kadar tarafından takdir edildik. Hala işler alıyoruz. Türkiye pazarına baktığınız zaman Türkiye'deki üretim yapan üreticilerin yaklaşık %75 ihtiyacını Türkiye'den sağlıyoruz. Bütün bunlar bana göre bu işlerin kazançları ne kazandınız dediğiniz zaman bunları kazandık. Teknolojiyi kullanmayı daha çok öğrendik. Yani biz tabii bu işi komplike yapmaya başladıkça bu iş biraz kağıtlarla gitmez oldu. Burada yazılımlara döndük. Yazılım kullanır olduk. Benchmarking olmaya kendimizi açtık. Yani hem kendimizi kıyasladık, hem kendimizin kıyaslanmasına kapılarımızı açtık. Bunu sağladık. Demin FQM sürecinden bahsettik. Yani biz 8 aylık hazırlıkla finalist olabilme şansını yakaladık. Sanıyorum bütün bunlar takımın elde ettiği önemli başarılar. Ama buradaki tekrar dinleyicilere altını çiziyorum. Bunlardan çıkmak da istedik. Yani hem de çok yakın tarihte istedik bunlardan çıkmak. 2011-2012'de denedik bunu. Özellikle ekonomik kriz arttığı için biraz da kısa vadeli hareket edelim dedik. Daha finansal donelerimizi yükseltelim. Evet. Birkaç ay yükseldi ama birkaç ay içinde de ciddi problemler yaşamaya başladık. Bu vizyondan ve politika yaygınlaşmasından uzaklaştığımız için. Mustafa Bey, bir şey daha merak ediyorum efendim. Hedefleri belirlerken, hedef seviyelerini belirlerken zorlandınız mı? Yani önümüzdeki 3 yıla ilişkin bir plan yaptınız. Bu planın birer yıllık ölçülebilir değerleri var ve bunlara belirli başarma seviyeleri tanımlamak durumundasınız. Bunları belirlerken zorlandınız mı? Şimdi ilk veya nasıl zorlandınız? İlk başta biraz bazı şeyler top down oldu ama şu an örneğin hiçbir şey top down olmuyor. Yani yukarıdan aşağı olmuyor. Tam aksine bütün hedefleri takımlar kendileri belirliyorlar. Örneğin net açıklıkla söyleyeyim. Bizim bir ünitemizde bu sene bir problemden dolayı %18'lere ulaşan hurda vardı. Grubun koyduğu, takımın koyduğu ama bu zor bir hurda söyleyeyim size. Yani 2 yıldır ve grubun diğer fabrikalarında da devam eden bu üretim dalında bir hurda. Bir koydular. Sesimi çıkarmadım. Çünkü takım istedi bunu. Şu an 0.9. 11. aydayız. 0.9 takım ulaştı hurda. Yani bu yöneticilerim de burada. Arada onlarla da konuşabilirim. Takım yaptı bunu. Ve şu an benchmarklar. Koydular, inandılar ama şöyle söyleyeyim. 6. ay geldiğinde hepsi alarm mordu. Çünkü 17 böyle inmedi. Ve dediler ki yanlış yaptık. Dedim ki yok. Bu olacak. Yani simülasyonlar yaptık ama şu an 0.9'lar. Bu tamamen bir yerde demin dedim ya yürek de önemli. Koyduğu hedefe mutlaka takıma bırakmak lazım bunu. Ama takımın da mutlaka biraz challenging, biraz heyecanı arttırıcı, hızı, o şirket içindeki ivmeyi arttırıcı bir hedef koyması gerekiyor. Ondan sonrası oluyor. Eğer o kalpte varsa, onu hissediyorlarsa da ardından sonuç geliyor. Şu anki sorumuzu da Tero'ya yine yöneltmek istiyorum. Tero, according to your experiences,
What would you recommend to the ones who would like to implement balanced scorecards? What you have seen and what you have experienced in some diversified environments? Yes, yes. Before that, may I address a couple of the benefits that I have experienced in many of the customer cases. So for the benefits, first I want to state a couple of very high-level benefits and then a couple of more concrete ones. So first of all, benefit of balanced scorecard is that kind of you think about organizations, I mean, most of organizations have a strategy. One could argue that all of the organizations should have a strategy. Then it's about that how do you execute that strategy, and balanced scorecard provides a methodology for that. And it's a great methodology for that. So it kind of it gives a foundation for organization to be successful in the strategy execution. So that itself, in my opinion, is a very good, very big benefit. Second benefit, also on a high level, is that our customers have been able to, I mean, the highest possible benefit that we can imagine in balanced scorecard, I think, is that the company is successful in the strategy execution. So they reach the strategic objectives based on the initiatives that they set in the strategy. And when balanced scorecard enables this, then we can say that we're talking about a huge success. But then a couple of more concrete benefits. So of course, our customers are achieving clear financial benefits by using balanced scorecards. I can give you one brief example from the Indonesian market. The biggest offshore ore producer in Indonesia implemented balanced scorecard, and they reported that they achieved $12 million annual savings because of the strategy execution based on balanced scorecard. And the investment for the balanced scorecard initiative was only $180,000. So you can easily calculate the return on investment of this type of project. So we're talking about huge benefit. So the upside is very significant in the balanced scorecard initiatives. Then one of the main benefits of balanced scorecard in strategy execution is the communication of strategy. It provides you the way to communicate to your organization what is the strategy. If it's only like written in a piece of paper, people don't get the feel of it. But when you really communicate it using the balanced scorecard methodology, people see how it affects on their daily work. And at the end of the day, I mean, it's people, processes that will actually execute the strategy. So that gives you an idea of the benefit of the methodology. And then about the recommendations for organizations when implementing balanced scorecard. Well, first of all, I would recommend that this is a great methodology to execute strategy. So use this type of best practices when you start executing strategy, because it's just great, because it has been proven have great results. So why not use it to be successful yourself in the strategy execution? So that is one very obvious recommendation. And then another one would be that involve all those organizational functions that I mentioned earlier, because strategy execution, it's a pretty comprehensive process altogether. It involves many different organizational functions like management, business unit heads, departments, even individual level, of course, then quality management units, BPM units, operational excellence. So involve all stakeholders so that you really have a holistic strategy execution. So this would be one. And then when you execute strategy, I mean, make sure that you have the competencies and best practices available when you do the project, whether you have it internally or then you cooperate with external parties. But it just makes life so much easier when you have the knowledge. And then finally, when you saw how comprehensive of a process and how many different dimensions we have in the strategy execution, also we should not underestimate the role of technology support in this. So use appropriate technology software tools to support the whole process, so that you can plan the strategy, then you can monitor the success of the strategy, and then most of all communicate the strategy to your people, so that they get committed and you succeed in the execution. Thank you, Tero. Thank you. Mustafa Bey, sizin özellikle bu uygulamaya geçmek isteyenlerle ilgili görüşlerinizi kısaca alabilir miyiz? Eminim ki konuklarımızdan da soru sormak isteyenler olacak. Ona da yeterli zamanı ayırmak istiyorum. Evet. Ne dersiniz efendim? Ne önerirsiniz bu uygulamayı farklı katmanlarda deneyimlemiş bir yönetici olarak? Sorulara zaman vermek açısından burada kısa olmak istiyorum, ama en önemli şey bir kere buna gönülden inanmak ve
başlangıçtaki zorluklarına rağmen vazgeçmemek. İkinci önemli bir şey, demin Teo'nun da bahsettiği gibi, burada aksiyonla ve görevle stratejik hedefi ayırmak gerekiyor. Benim görevli olduğum, yönetiminde olduğum bazı yerler, bazı organizasyonlar oluyor. Bazen bu KPI konusunda tartışıyoruz. KPI günlük hedeflerimiz olmaması lazım. Yani eğer buna balance scorecard mantığıyla bakıyorsak, buraya yalnızca stratejik hedeflerimizi getirmeliyiz. Stratejik hedef sonuçlarını, beklentilerimizi getirmeliyiz. Yoksa görevlerimizi getirmemeliyiz. Görevler zaten işin temeli. Bu yapılan en büyük hatalardan biri oluyor. Çünkü buradan sayı da çok artıyor. Bir anda 5-10 tane endikatöre bakacağınıza 50 tane endikatör çıkıyor karşınıza. Bir de gri alanlarla çok zaman kaybetmeyin. Gri alanlar zaten adı üzerinde gri olduğu için genelde data toplayamadığınız alanlar. İlk başta bunları elimine etmek lazım. Ancak data toplamaya başladıktan sonra bunların üzerine konsantre olmak gerekiyor. Çünkü bizim de örneğin yaşadığımız en büyük problemlerden biri bu gri alanlar oldu. Çünkü ölçemediğimiz için bunları bir çoğunun karşısına daha sonra belirlenecek gibi kısaltmalar koyarak geçiyorduk. Veya bunlar ya evet ya hayır oluyor, ya bir ya sıfır oluyor. Bunlar şey değil, stratejik şeyler, hedefler olmuyor. Bunlar dediğim gibi günlük bizim aksiyonlarımız, eylemlerimiz, görevlerimiz. Bu tuzağa da düşmemek gerekiyor. Ve en önemlisi takım halinde hareket etmek gerekiyor. Yani burada takımdaşlık çok çok önemli. Bireylere bağlanırsanız, bireylerin peşinden giderseniz burada tekrar bizim eğitimimizin parçası olan bu iş hani sözcüğün içinde olduğu için karne tekrar özelliğini kaybediyor. Bizim eğitim dönemimizdeki karnelerin özelliğini alıyor. Şirketin başarı karnesinden, başarı yapısından uzaklaşıyor. Teşekkürler. Şimdi dilerseniz sorularınızı alalım. Evet, mikrofonu lütfen. Bir de kendinizi tanıtıp soruyu kime yöneltmek istediğinizi belirtirseniz veya her iki konuğumuza da memnun oluruz. Burada, mikrofon burada. Burada. Arkadaşım. Soru orada. Adana'dan katılıyorum. İsmim İbrahim. Kurumsallaşma yolunda olduğunu ifade ettiğimiz bir şirkette pazarlama müdürü olarak görev yapmaktayım. Ve kurumdaki görevim şirketin dışarıya giden kargolarını da göndermek, gelen misafirleri de ağırlamak, aynı zamanda sahaya çıkıp da sahada ürünüm için ya da yeni çıkartacağım ürün için gerekli analizleri gerçekleştirmek. Kısacası Anadolu'da bir adam her şeyi yapmak zorunda. 10 parmağında 10 marifet olmak zorunda ama böyle bir şey zaten yok. Şimdi Mustafa Bey, ben kısa bir özeti maalesef Türkiye'nin acı gerçeğini ifade ederek başlamak istedim. Çalışmış olduğumuz şirkette yaklaşık bir yıl önce bir danışmanlık hizmetini almak üzere bir doçent ile anlaştık. Ve sizin de bahsettiğiniz üzere toplantının daha doğrusu panelin genel anlamında da scorecard'tan bahsettik. Bunları da bizlere güzel cümlelerle, latifelerle ifade ederek bir oluşum gerçekleştirdi ve bu oluşumda başladı. Artık biz scorecard yapacağız, şunları yapacağız, bunları yapacağız. Tamamen management deyimlerle ya da Avrupa'yı deyimlerle ya da çalışanların anlamadığı kelimelerle bir takım sistemlerle bizlere bir çalışma haritası belirledi ve yaptı. Ve yapılan bu çalışmada birincil kural şu idi. Şirketin bütün yapı taşlarını hareket eden mekanizmayı birbirinden ayırmamız gerektiğine inanıyorum dedi ve ayırdı. Bütün çalışanların birbirinden habersiz toplantılara girip bölgeleriyle ilgili sıkıntıları, problemleri veya oluşabilecek her türlü genel hedeflerini ayrı ayrı alıp kimsenin kimseden haberi olmadığı takdirde şirketin geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğine dair bir öngörüde bulundu ve şirket koşar adımlarla geleceğe doğru, zirveye doğru çıkacaktır dedi. Soruya gelebilir miyiz? Soruya geldiğinde sonuç şu, sizlerden ricam bir şirketin bu tip ayrımlarla mı zirveye doğru ulaşması gerekiyor?
yoksa sizin de panel içerisinde değerlendirdiğiniz gibi toplu bir mekanizma mı gerçekleştirmek gerekiyor? Mavi yaka, beyaz yaka vesaire. Ben sanıyorum bunun cevabını çok net bir şekilde verdim. Biz tamamen kucaklaşarak hareket ediyoruz dedim. Yani bunu her etapta yapıyoruz. Burada tabii söylediğiniz kişi bilmiyorum. Mutlaka belki kendi bildiği ve uyguladığı bir şey var ama biz bunu uygulamıyoruz. Biz tam aksine bütünlük içinde hep bir araya gelerek ve tamamen çalışanlarımızın her adımda katılımını alarak bu süreci yönetiyoruz. Evet. Peki. Peki, teşekkür ederim. Evet efendim. Başka sorusu olan konuklarımıza değerlendirme yapmak isteyen. Öğle yemeği öncesi herhalde heyecanlarımız daha farklı. Peki, sorunuz yoksa değerli katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdığınız için başka bir ortamda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Efendim.